Merhaba arkadaşlar ben Buarı. Bugün sizlerle Odaş'ı inceleyeceğiz. Odaş elektrikte son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında kırmızı kanal içinde hareketlerin dalgalandığını görüyoruz. Daha önce de bir 5 aylık bir düşüş trendi gerçekleştirmiş. Düşüş trendini kırması gibi güzel yukarı yönlü şöyle 4.89 seviyesinin dibi olduğunu düşünürsek 14.45 seviyesine kadar çıkarak Burada yatırımcısına %200 bir getir sunmuş. Ardından da bu trendini sonlandırmış ve fiyat düşüş serisini özellikle şu desteğin kırılmasıyla burada oluşan formasyonla birlikte satış baskısının hızlanmasıyla 7.50 bölgesine kadar gerilemiş ve geçen senenin Temmuz, Haziran fiyatlarına geri çekilmiş. Buradan tepki alımları gelmiş. Tepki alımları sonrası %15 yükseliş kaydetse de şu anda hareketin biraz daha zayıfladığını görüyoruz arkadaşlar. Anlık fiyatta 8.50-8.60 seviyesinden işlem görüyor. Şimdi Odaş tarafında Yine gördüğünüz gibi bu düşüş trendimiz var. Burada da artık net bir düşüş trendimiz oluşmuş. Bu düşüş trendinin kırılması için 9 seviyesinin üstünde günlük kapanışlar gerekiyor arkadaşlar. 9 seviyesini kırabilirse 11, 12, 23 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. 9 seviyesi kırılmadığı sürece bu bantta bir miktar ya yatay yapar arkadaşlar ya da burada zigzag şeklinde bir ilerleme söz konusu olabilir. O yüzden Odaş tarafın takip edenler veya almayı düşünen arkadaşlar. Şu anda görüntü zaten emaların altında kaldığı için negatif. Kısa da şöyle tam gösterelim. 8 ve 750 destekleri burada önemli. Düşüş olması durumda özellikle 750 gelirse isterseniz alım yapabilirsiniz. Kısa vadede 8 desteği takip edecek. 8 kırılmaz, kırılmadığı sürece 9'u hedeflemek isteyecektir. 8 kırılırsa geri çekilme bir miktar daha görebiliriz arkadaşlar. Böyle bir durumda da bunu hem orta hem de uzun vade için alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. O da için aslında bu seviyeler uygun seviyeler diyebiliriz arkadaşlar. Kısa da 8 7 ile desteklerimiz var. 8 kırılmadığı sürece düşüş beklememek gerekiyor. Kısa da da 9 seviyesini aşabilirse bu düşüş kanalını kırabilirse arkadaşlar o zaman yükseliş hareketinin de 11-11 bölgesine doğru 11-12 bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz. Buradan maliyetlenen arkadaşlar yani burada 8-8.50 seviyesinde maliyetten arkadaşlar 9 seviyesini takip edip bu bölgelerden satış yapabilir. Hem burası düzeltme bölgesi için uygun bir seviye hem de kısa vadeciler için güzel bir kar marjı bırakacaktır. 12-23'ün üstüne kalabilirse de 14-45 seviyesi daha önce geçmeyi denediği ve geçemediği seviye olan direnç bölgesi 14.45 seviyesi uzun vadede hedef fiyat olacaktır. Bunun üstü yok mu? Bunun üstü tabii ki de var arkadaşlar. 14.45 geçilmesi birlikte yine burada gördüğünüz gibi trend çizgisi takip edilmeli. Bu da bizi 16-17 bölgesine götürüyor. Yani o işte kısa vadede şu anda görüntü negatif. Burada düşüş kanalını kırdığı için aşağı yönlü kanal hareketini kırdığı için tepki hareketleri gelmiş. Bu tepki 9'u aşabilirse 9 seviyesinin üstünü aşabilirse 11 ve 12-23 seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilecek orta vadede. 12-23'ün üstünde kalıp günlük kapanış yapabilirse de en son zirvesi yani 14-45 tepe noktası bu tepenin geçilmesiyle birlikte uzun vadede 16-17 seviyeleri odaş tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. O da bu şekilde şurada gördüğünüz hemen hareketin aynı aslında. Düşüş trendini kırabilirse yükseliş hareketleri kaldığı yerden devam edecektir. İlk etapta düzeltme, yukarı yönlü bir tepki. Bu tepki de trendi kuvvetli olabilse devam ettirebilirse de 14.45 devamında da 16.17 uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilecek arkadaşlar. O da teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.